Aile boyu Karadeniz gezisine başladık efendim bugün. Şimdi Binbir Gece'ye kadar geldik Teki yolunda. Hemen aile fertlerini size göstereyim. Utku Akçay oğlumuz. Merhaba, selam. Motoru Triumph Tiger 850 Sport. Sportu da eklemesek olmuyor tabii. Sport, tamam. Fulya evet. Akçay. Benim hemen arkanızda. Annemiz. 1250 Adventure. 1250 Adventure. HP. Lütfen. Gelelim babaya. O ben oluyorum. Bu da Ducati Multistrada V4S. Yani şöyle diyebilir miyiz? Bir İtalyan, bir İngiliz evet. ve bir Alman yola çıkmışlar. Hakikaten. Gerisi bakalım nasıl olacak, ne gelecek. Güzel bir üç gün bizi bekliyor. Yolda görüşürüz. Ya yol üstünde güzel mola yerleri var tabi. Bunlardan biri Ava. Utku beğendin mi? Çok güzel. Utku da Ava geliyor. Biliyor daha önce gördü. Evet. Bu nehrin adını bilmiyorum. Ben Ava diyorum. Ava nehri falan diyorum. İdare ediyorum. Tekneler mekneler gezdiriyorlar ya. İleride oteller var. Çok meşhur. Bize yeni. Utku Bey yol nasıldı? Güzel miydi? Yol çok güzeldi. Çok eğlenceliydi. Şimdilik güzel gidiyor. Bakalım. Hadi bakalım. Hava sıcak. Cool down'ları ıslatmak lazım. Daha ıslat ıslat, korkma. Bunlar yelek. Çok güzel oluyor hava. Sıcak 32 derece kadar. Juliana. Ay pardon ya. Evet çok sıcak. Sıcak. Utku sıcak mı? Çok sıcak. Ya ilk yolculuğu bu kadar sıcak yapmasaydın iyiydi ya. Evet. Daha iyi olabilir. Evet evet sıcak sıcak. Olsun devam. Buradaki durak yerimiz Las Presso. Arkadaşları artık neredeyse tanıyoruz. Dışarısı çok güzel. Ama çok sıcak, o yüzden klimalı ortamda içiyoruz. Akçakoca'ya kadar geldik. Kahveler burada. Şimdi soralım bakalım. Utku Bey, buyurun. Motorunuz ve evet. En sevdiğiniz üç özelliği. Triumph Tiger 850 Sport. En sevdiğim üç özelliği. Birincisi, 3 silindirimin olması ve 3 silindirimin smooth. Vibrasyon yok diyorsun, 2 silindirli gibi diyorsun. Ne aynen 2 silindirliler gibi değildir kendisi. Ben Cadillac başka gibi gidiyorum. Lütfen sıranızı bekleyin. Evet. 3 silindir çok güzel. İkincisi, virajlarda çok güvenli hissettiriyor. Aa, çok güzel hissettiriyor. Üçüncüsü fiyat performans. Bence performans. Çok doğru bir seçenek fiyat performans. Öderken zorlandınız herhalde. O yüzden fiyat performans sizi çok ilgilendiriyor, anladım. Fulya Çay motorunuz ve en sevdiğiniz üç özelliği. BMW 1250 Adventure. Birincisi denge. Yani hız ne olursa olsun, yavaş da olsa, hızlı da olsa denge. Stabilite diyorsun. Müthiş. Güvenlik. İkinci. Üçüncü zaten kendi gidiyor. Ama bak şimdi sahipleri kızarma ya. Ama ben de kullanıyorum yani. Çok tamam. Güzel. Peki şimdi döndük bana. O zaman ben de diyeceğim ki Ducati Multistrada V4S teknolojisini çok seviyorum. Neydi onlar şimdi, ama sıramak yok onları. Kör nokta, Adaptive Cruise ve ekranda haritayı göstermesi. Bu üçü çok güzel. Bu birinci maddeydi. Daha 3 sayacağım yani. Yok yok, şaka şaka. Ben teknoloji diyeyim. Yani 170 beygir oluşu tabii ki, ivmelenmesi çok güzel. Bir de konforu 3. Bir de Fulya'nın vıt 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 yer. Bir dakika kapatacağım, bir Fulya'nıma döneceğim. Sürekli konuşuyor çünkü. Sürekli kapatıyorum. Soru aniden geliyor, tamam mı?
Gelsin bakalım. Annenin motorunun en kötü yanı. Hemen. Traktör gibi motor. Peki, her benim şey motorumun en çocuğum. Kötü yanı. Çok o ışık hemen yanıyor ya. Kör nokta ışığı hemen. Bana da o zaman Triumph'ın en kötü yanı geldi. O ne ya? Şaka şaka. Nasıl ne ya? Ne diyeyim onu arkadaşlar? Kötü yanı da yok ya. Triumph bayağı iyi açıkçası. Tamam bulamadım, kapattım. Hadi bu da sana kıyam olsun. Biz Akçakoca'daydık. Bu aile bizi davet etti. Merhaba. Merhaba. İlan yazdı ona. Yani ya hocam buradan geçecekseniz bir uğrayın falan diye. Biz de tabii ki uğrarız dedik. Şeref duyarız. Ben işteydim, işten çıktım ya. Dedim orada böyle dedi ki Zafer Hoca geliyor. Ya vallahi dedim hemen çıkıyorum. Kıyafetimi bile değişemedim. Arabayı karşıya park ettim. Evde hemen bizim karşıda dedim hanıma hemen geç karşıya. Sen ne iş yapıyorsun Allah aşkına? Evet, ben de. Ben iş güvenliği uzmanıyım. Demircilik fabrikasında karşıda. Tamam, hanımefendiler, bir beyefendi var. İlan hocam da North Cup'ta gitmiş bir sürücü kendileri. Tanıyorsunuz. Sağ ol ya. Çok teşekkürler, çok güzel ağırladınız. İstanbul'a hoş geldiniz. Dedeman'dayız. Zonguldak. Valla ne diyeyim ya. Kartal yuvası gibi maşallah. Hale bak. Şu taraf Zonguldak. Bu taraftan da biraz sonra şu güneş batacak. Biz de aşağıdaki restoranda olacağız. Zonguldak'ı seviyoruz. Birinci günü burada noktalayacağız Fulya Hanımcığım. Şöyle şurada güneş batıyor efendim. Barın arkası. Burada bir güzellik, sonra dönüyoruz bir diğer güzellik. Burası da Zonguldak. Güzel şehir. İkinci günden yine merhaba herkese. Güzel bir rufu var otelin. Uyandık mı millet? Oo inanılmaz enerjiyim şu an. Hazır mı yazıyorlar? Bak şuraya gideceğiz, şuraya şu karşısı var ya. Böyle yeteneklerim var yani yapılacak bir şey yok. Duyuyorsunuz değil mi? Şarkıyı da siz mi söylüyorsunuz Zafer? Şarkıyı ben. O kadın sesiyle söylüyorum. Herkes motorun başına. Güzelce yerleşin. Yola çıkalım. Bunlar çıktı mertlik bozuldu. İki sade kahve diyemiyorsun artık işte yani. Amerikanocu. Vay vay vay. Yakalandın. Kimseye söylemeyin. Şimdi bir 1250 test drive yapacak şu delikanlı. Hadi bakalım. Bak bakalım nasıl bir şey. Hulya Hanım Trump'ta mısınız? Yine uyarılar, uyarılar. Tükenmişti. Dedik ki acımızdan öleceğiz herhalde. Bayramın da birinci günü ya. Hiç umudumuz kalmamıştı. Yani artık böyle ne bulsak yiyecek vaziyetteydik ama böyle cennet gibi bir yere düştük. Ve cennetten çıkma yemeklere kavuştuk. Bakın bu böyle o saç kavurma. Bu da neydi bu? Kuyu tandır. Salata da böyle. Burası da böyle. Motorlar da orada gölgede.
Süper bir yer vallahi. İşte ana kampta kalacağımız konağımız bu. Motorları da vallahi önüne kadar çektik. Gelin konağı şöyle hızlıca gezdireyim. Oh, muhteşem bir yer. Ve içeri girerken çam kokusu geliyor burnunuza. Çam kokuyor. Merdivenlerden fulya kaçtı yukarı. Çam kokuyor. Utku Bey, gezdiniz mi? Mutfağımız. Sen mutfağımı gösterelim önce. Evet, burası konağımızın mutfağı. Ama çok güzel bu. Buzdolabının rengi de öyle. Burası da salon. Ve yukarıda iki büyük yatak odası var. Bir yatak odası da burada. O da çok şirin düzenlenmiş. Müthiş bir konak. Yani çok güzel. Fulya ne diyorsun? Yukarısı muhteşem. Her yer muhteşem. Bir de yukarı balkondan göstereyim size bakın. Ya, ya çocuk. Gelin çıkalım. Hadi merdivenlerden çıkalım. Şimdi bu kokuyu size anlatamam, yani çam kokuyor. Şu anda bir odaya girdik. Bu odada 4 tane süper yatak var. 4 çocuğu olanlar için. Burada bir tane çok şirin bir oda. Banyo. Ve işte bizi bizden alan bir adet balkon. Ve balkon şuradan şöyle bakıyor. Karşısı da ilginç mimarisi olan bir cami. Burayı da göstereceğim. Şu anda ormanda biz bununla yürüyoruz. Ceylan göreceğiz. Yani biraz şansımız varsa yeni gelen iki ceylanı göreceğiz. Bakalım. Ceylandı ama kaçtı. Çok güzel. Gözü köpekle. Aya yüzünden kaçtı. Ona bakıyor oradan. Dark dizisini seyretmiş miydiniz? İşte Dark'ın mağarası burası. Tabii tabii. Ben burada Ramazan'da. Bütün ekmekler burada pişiyormuş. Orijinal fırın. Ne yapıyorsun? Burası revir olacak. Burası parkalımız. Şurada var bir şeyler de tabii. Hani ağaçları var. Motorcu adamın ya, aksesuarı da tabii şey, motor oluyor işte. Burası da Gölenazır camisi.
çocuklar için düşünülmüş bir kamp olduğu da daha bariz anlatılamazdı yani. Bakın burada da kışın geldiğimizde oturacağımız, seyret alacağımız köşe. Kışın şu koltuk benim yani, ayırttım şimdiden. Burada oturacağım. Ya Fulya'nın elindekiler evet. Gerçek boynuz. Evet. Gerçekten. Bunlar ala geyik boynuzu. Ala geyik. Bunlar kızıl geyik boynuzu. Kızıl geyiği de görüyorum. Bunlar geyiklerin doğal olarak bıraktıkları boynuzlar. Evet yani kendileri düşürüyorlar. Öyle av... Ben de bunu yeni öğrendim. Yani her yıl geyikler boynuzlarını düşürüyorlar. İnsanlar da topluyorlar. Tolga da onları alıyor. Allah Allah. Öğreneceğiz işte. Hadi gelin bir de otel odası görelim. Çok şirin. Çok şirin. Balkonu da var. Manzarası da bu. Ya biz mi aşırı sevdik burayı yoksa gerçekten çok mu güzel bilmiyorum yani ama biz çok sevdik. Güzel değil mi? Ve otelin balkonundayız şu anda. Ana kampı belki de en iyi görebilecek yer burası. Göz alabildiğine orman. Karşı taraf. Bakın şimdi her şey çok güzel. Akşam saati oldu. Güneş batmak üzere. Allah aşkına üstümüzdekilere bakın. Bu kaç rakımdı burası? 1290. 1290 rakımda. Bolu Dağı'nın tepesindeyiz. Ve şu anda İzmir herhalde 40 derece. Evet. 37-35 derece Türkiye geneli. Üşüyoruz. Biz burada çok üşüyoruz. Güzel. Üşümek güzeldir. Ya.